Cumhuriyet Halk Partisi'ni 31 Mart'ta Türkiye'de yerelde iktidara taşımaya geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Çiğli'de. Çok teşekkür ederim. Çiğli'de daha çok gençlerin sesi geliyor. Daha çok kadınların sesi geliyor. Meydandaki herkesi sevgiyle selamlıyorum. Güzel İzmir'in, canım İzmir'in güzel insanları. Yaşından beri geldim, büyüdüm, okudum, eşimle tanıştım, askerliğimi yaptım ve beraber olmaktan büyük onur duydum. Güzel İzmir'in, güzel Çiğli'nin güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel Çiğlililer, hoş geldiniz. İyi ki birlikteyiz. Böyle bir pazar gününde, bu kadar güzel bir havada yapılabilecek o kadar çok güzel şey varken bu kentte eline partinin bayrağını alıp Türkiye bayrağını alıp buraya koşan, bizleri bekleyen, alkışlayan, tezahürat eden, destek veren herkes o kadar kıymetli bir iş yapıyor ki haftaya bu saatler geldiğinde yapacak bir şey yok. Sandıklar artık açılmış, oylar sayılmaya başlanmış olacak. Ama bu son bir hafta Çiğli'nin kendine yakışır, genç, dinamik, çalışkan, örgütten gelen ve Çiğli'ye hizmet etmek için sabırsızlanan belediye başkanı Onur Emrah için. Ve Karşıyaka'nın başarılı, İzmir'in başarılı belediye başkanı, Karşıyaka'nın başarılı belediye başkanı, hem sakin, hem kararlı, hem inançlı, hem gayretli, planlamayı çok iyi bilen, iyi ekip kuran ve ne yapmak istediğini, nereye varmak istediğini bilen İzmir'i Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bir dünya kenti yapacak olan Cemil Tugay için. Teşekkürler gençler, çok sağ olun, eksik olmayın. Ve elbette Cemil Tugay ve sevgili Onur Emrah el ele, kol kola, omuz omuza çalışacaklar. Yapılacak çok iş var. Öncelikle Çiğli Belediyesi'nde ufak tefek sorunları var. Çalışan arkadaşlarımızın ufak tefek gecikmeler oluyordu. O konuları da görüştük. Önümüzdeki hafta pazar günü göreve geldikten sonra evelallah o iş Onur'a emanet. Onur size emanet. Siz de bize emanetsiniz.
arada 1992'den beri Çiğli'nin önemli bir sorunu var. Harmandalı çöplüğü, vahşi depolama yapılıyor ve çok ciddi bir sıkıntı var. Onur, çevre mühendisi bir kardeşimiz. Belediyeciliğe ilk kez niyetleniyor değil, 2012'de İSSU'da mühendis olarak göreve başladı. 2021 yılında kanalizasyon daire başkanlığı görevine geldi. Mesleği gereğince atıklar, çöpler onun konusu. Cemil Tugay'la birlikte çalışıyorlar. Şimdiye kadar 3 büyük alan yaratılmıştı. 4. büyük alan çalışılıyor ve size buradan söz veriyoruz. El ele verecekler, omuz omuza verecekler. Harmandalı çöplüğü sorununu Çiğli'nin gündeminden çıkaracaklar. Bu arada şimdi bu geçen İzban değil mi başkanım? Geçen gün AK Parti'nin Çiğli adayının bir açıklamasını okudum, vaatlerini gördüm. Galiba şöyle söylüyor. Seçilirse İzban'ı aşağıya alacakmış. Ya kardeşim bak, İzban'ın üstünün işletmesi belediyeye ait. Altyapısı Ulaştırma Bakanlığı'na ait. Eğer İzban'ı aşağıya almak için İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı olmaya, Çiğli İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya gerek yok. İktidardaysan söyle partini alsın aşağıya, elinden tutan mı var? Yani Murat Kurum'un 65 yaşından büyükleri vapurlara bedava bindirmesi gibi, nerede ne oluyor, onlar kimin yetkisinde, hiçbir şeyi bilmiyorlar, tutmuş vaat diye Çiğli'ye yapılabilecek, söylenebilecek bir sürü şey olabilir de İzban'ı aşağı indirmeyi söyleyeceksen onu gidip Recep Tayyip Erdoğan'a söyleyeceksin. Bize ne söylüyor? Bunun yanında ben İzmir'de şu meseleyi çok önemsiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 100 yıl önce ilk önce memleketi kurtardı. Sonra cumhuriyeti kurdu ve sonra o cumhuriyeti emanet etti. Kime etti? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarına emanettir diyebilirdi, demedi. Milletvekillerine emanettir diyebilirdi, demedi. Kendisi asker, ordunun başkomutanı, genelkurmay başkanlarına emanettir diyebilirdi, demedi. Ne dedi? Cumhuriyeti biz kurduk, onu geliştirecek ve yükseltecek olan sizsiniz gençler dedi, gençlere emanet etti. Ve yine diğer dur. Olmadı. Elbette verecek de şimdi onu konuşmuyoruz ki. Oradaki şişman sakallı yanlış tercihlerde bulunuyor. Sen. Paragraf sorusu gibi beni dinleyeceksin, uygun sloganı bulacaksın. Yanlış slogan attırmayacaksın. Bir alkışlayalım arkadaşımızı. Doğrusu şunu söyleyeyim, bir anlatayım. Bir anlatayım. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Genç Cumhuriyet hem gençlere emanet, ayrıca Avrupa Birliği'nde şu anda en gelişmiş ülkelerden 40 yıl, 50 yıl önce kadına seçme seçilme hakkını da verdi. Biz bu seçimde bir yenileşmenin, bir değişimin içindeyiz. Bunu ülke için başarabilmek için önce partimizin ve sonra partimizin milletvekillerinin, belediye başkanlarının hem kadın sayısının artması gerekiyor,
hem de gençleşmemiz gerekiyor. Biz MYK'da yarı yarıya kadın erkek yaptık. AK Parti bir bakanını kadın yapıyor. Biz 18 bakandan 9'unu kadın yaptık. Biz parti meclisinin yaş ortalamasını 43'e, MYK'nın yaş ortalamasını 46'ya getirdik. Ve İzmir'de bugüne kadar 6 kadın belediye başkanı seçilmişken, Cumhuriyet tarihi boyunca bu dönem listelere hepsi seçilecek yerden 9 belediye başkan adayı gösterdik kadın arkadaşlarımızdan. Yine Atatürk'ün emanetini görüp 40 yaş altı 12 belediye başkan adayı gösterdik. İşte o 40 yaş altındaki belediye başkan adaylarından Onur Emrah Çiğli'ye emanettir. Onur Emrah Yıldız Çiğli'ye İzmir'deki bütün kadın belediye başkan adaylarımız önce Atatürk'ün annesini emanet ettiği şehrin Cumhuriyet kadınlarını emanettir. Ayrıca Cumhuriyet devrimlerine sıkı sıkı bağlı, kadın haklarına saygılı, Cumhuriyet'in eşit yurttaşlık, eşit temsil olduğunu bilen İzmir'in centilmen erkeklerine emanettir. Biz bunu başarırsak, İzmir'de bu devrimi başarırsak, bu kadın devrimini ve gençlik devrimini bu pek çok gencin, pek çok kadının önünü açacak. Partimizin rakiplerinden çok olumlu yönde ayrışmasını sağlayacak. Çünkü İzmir kadına ve gençlere saygılı, kıpır kıpır, heyecanlı bir cumhuriyet kenti. Birileri İzmir'in üzerine kara bulutlar getirmek istiyor. İzmir'e çökmek istiyorlar. İzmir'in varlıklarına çökmek istiyorlar. İzmir'in sosyal hayatına çökmek istiyorlar. İzmir'in özgürlüklerini İzmir'den almak istiyorlar. Bunun için adaylaştılar, İzmir'e geldiler. İzmir'de ne olduklarını bildikleri için öyle çok da sıcak karşılanmadılar. Hemen rozetlerini çıkardılar. Hemen billboardlardan ampulleri sildiler. Hemen Tayyip Erdoğan'ın resimlerini kaldırdılar. Kendilerinin partilerini unutturmaya çalıştılar. Ama bir gerçeği biliyoruz, bir gerçeği. Bugün İzmir'e Büyükşehir Belediye Başkan adayını atayan kişi, Boğaziçi'ne rektör atayan kişidir. Seçimleri kaldıran, Boğaziçi'nin kendine layık rektör seçmesi varken oraya bir kayyum atayan, o günden sonra festivali yasaklayan, konseri yasaklayan, gençlerin ne yediğine ne içtiğine karışan, mezunları kampüse sokmayan, önceki öğretim görevlilerini kampüse sokmayan, öğrencilerini polise gözaltına aldırtan, tutuklatan, Silivri'ye koydurtan, dördünün de ziyaretine gitmiştim. Üçü çıkar çıkmaz yurt dışına gitti çocuklar. Ve bu ülkede Boğaziçi'nin rektörü ne yapıyorsa kendi yapmıyor. Tayyip Erdoğan Cumhuriyet'le, Cumhuriyet'in kurumlarıyla, kazanımlarıyla, kadınlarıyla, gençleriyle, çağdaşlıkla hesaplaştığı için yapıyor. Şimdi Boğaziçi'nin canını okuyan, varlıklarına çöken, Boğaziçi'ndeki bütün özgürlükleri bitiren birisi İzmir'e de siyaseten bir kayyum atamaya, onu buraya getirip İzmir'in varlıklarını üyesi olduğu TÜRGEV, TÜKVA, ENSAR, Okçuluk Vakfı. Anlatayım, biz İstanbul'u aldık 2019'da.
İstanbul Adalar var. Adalarda vapur iskelesi var kocaman. Üstü 600-700 metrekare, yekpare bir bina. Dünyanın en güzel manzarası var. Niye? Adalar ya, karşısı İstanbul. Orayı kiraya versen dünyanın en pahalı restoranları gelir. Oraya istediğini yapabilirsin ama İBB kendi malına giremedi. Karşısına polis çıktı. Neden? Çünkü protokol yapıp 30 yıl o iskeleyi TÜGVA'ya, yani Bilal Erdoğan'ın TÜGVA'sına vermişler. Bakın, yuğlamayalım, sorunun ne olduğunu görelim. Olmayacak, başaramayacaklar ama niyetleri, Allah muhafaza gelseler, Karşıyaka iskelesi TÜGVA'ya, Alsancak iskelesi TÜRGEV'e, Konak iskelesi Ensar Vakfı'na, Paraşüt Kulesi Okçuluk Vakfı'na, asansör bilmem ne tarikatına verilecek, İzmirli'nin malları İzmir'den alınacak. Hesapları budur. Sonra başlayacaklar yaşam biçimine karışmaya. Diyorlar ki karışmayacağız. Bıyıkları azalttık, rozetleri çıkardık. Ramazan da olsa meyhaneleri dolaştık. İki tane klip çektik. İzmirli'yi kandırdık sarıyorlar. Git işine, bak işine, bak işine. Niyetleri şu. Biz İzmir'de özgürlüklere dokunmayız. Bak, İzmir kimsenin özgürlüğüne dokunmaz. İzmir'de kimin nasıl giyindiğine kimse karışmaz. Kimin ne yediğine, ne içtiğine, nerede ibadet ettiğine kimse karışmaz. Ama İzmir kendisine de karıştırmaz. Boğaziçi'ye atadığın gibi kayyum atamasını İzmir asla kabul etmez. Bunu böyle bileceksin. İşin öbür tarafı da şu. Bir partinin bir şehre ne yapacağını merak ediyorsanız seçim döneminde ne söylediğine değil, başka şehirlerde ne yaptığına bakın. Başka şehirlerde. Yıllardır yönettiği şehirlerde övündükleri şu. Bir tane alkol ruhsatı vermedik. Bir tane alkollü restoran bırakmadık. Turist bile gelse Kayseri'de, Konya'da alkollü bir restorana gidemiyor. Çünkü bırakmadılar. Yönettikleri şehirlerde alkol ruhsatı vermemekle. İçen içer, içmeyen içmez. Biz bütün inançlara saygılıyız. Buradan gideceğiz. Bayraklı'da hep beraber iftar yapacağız. Ama iftar yapan da, oruç tutan da, öbür taraftan istediğini yiyen, istediğini içenin de güvencesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Yetkiyi ele geçirip de yaşam biçimine müdahale edenlere İzmir haftaya pazar müdahale edecek. Göreceksiniz. Ve size şu kadarını söyleyeyim. Bu süreç aslında 31 Mart geneldeki iktidarın yerelden dengelenme sürecidir. Biz bu süreçte asla kötü söz söylemiyoruz. Asla kavga etmiyoruz. Bizle kavga etmek istiyorlar. Eğer bizimle kavga edecekse şunda kavga edeceğiz onunla. Kimlik siyasetinde değil, mezhep siyasetinde değil, onun istediği konularda değil ama emeklinin hakkı için onunla kavga edeceğiz. Atanamayan öğretmenler için edeceğiz. Staja adalet isteyenler için, staj ve çıraklık mağdurları için onlarla kavga edeceğiz. Köylüler için, balıkçılar için, yoksullar için, güvencesizler için kavga edeceğiz.
ve hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bundan 1,5 ay önce emeklilere çağrıda bulundum. Tayyip Bey dedi ki Türkiye'de milli gelir bu sene 4,5, Türkiye %4,5 büyüdü. Tabii geçtiğimiz yıllarda canını okudular. Telafi bile etmeyen büyümeyle övünüyorlar. 4,5 büyüdü. Milletin keyfi yerinde, emekli düşmez senin peşine, kışkırtmaya çalışma dedi. Ben de ertesi gün dedim ki eğer bu 10.000 liraysa, bu emekliye revaysa, sen de bu lafı ediyorsan gör bakalım ben o emeklileri nasıl kışkırtacağım, nasıl kışkırtacağım. Değerli büyüklerim, 3 Kasım 2002 en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücret. Yani size hiç ilişmese, hiç karışmasa, hiç uğraşmasa bugün 1,5 asgari ücret 26.000 lira. Ama dedi ki ben TÜİK'e göre zam vereceğim, enflasyona emekliyi ezdirmeyeceğim, hesabı TÜİK yapacak, zammı o belirleyecek. TÜİK neyin kısaltması? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Ne oldu? TÜİK Tayyip'i üzmedi, sizi üzdü. %120'lik enflasyonu 68 hesapladı. Tayyip Bey de yarısını aldı. %33 zam verdi. 7500 lira oldu 10 bin lira. Şimdi 3 Kasım 2002'de bunlar geldiğinde bir emekli maaşı, en düşük emekli maaşı tam 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi en düşük emekli maaşı 10 bin lira 2,5 çeyrek altını almıyor bile. Her emekli her ay 5,5 çeyrek altın kaybediyor. Bir başka hesabı hatırlatayım. Hem de birisini hatırlayalım, bir selam yollayalım. Emekliler ikramiye alıyor mu? 2015'te birisi söyledi emeklilere iki bayram birer ikramiye diye. Kim söylemişti? Kemal Kılıçdaroğlu. Bir alkış yollayalım. Bir alkış sevgili genel başkanımıza. Kemal Bey 2015'te dedi ki birer maaş ikramiye. 7 Haziran'da dediler veremezsiniz. Sonra çoğunluğu kaybettiler. Sonra 1 Kasım geldi, biz de vereceğiz dediler. Sonra 3 Ramazan geçti, 3 Kurban geçti, 6 bayram hak ettiğiniz ikramiyenin üstüne yattılar. Ne zaman 2018 seçimi geldi? 2018 seçiminde hesaplara 1.000 lira yatırdılar. Şimdi o 1.000 lira bu bayram için 4 Nisan günü yatacak, oldu 3.000 lira. Bakın o bizim bir maaş olacaktı. Niye 1.000 lira dediğimiz, beğenmediğimiz, düşük bulduğumuz, itiraz ettiğimiz 1.000 lira verildiği 2018'de alıyordu 24 kilo kıyma. Şu anda verdikleri 3.000 lira alıyor 6 kilo kıyma. Arada 18 kilo kıyma farkı var. Ramazan mübarek gün, 30 sahur, 30 iftar, ardından bayram sofrası, torununuzun, çocuğunuzun kursağından, sofrasından, sofranızdan, mutfağınızdan, buzdolabınızdan, sadece bayram ikramiyesiyle 18 kilo eksilten bir iktidar var karşınızda. Ne için? Emekliye hakkını, hak ettiğini vermediği için. Ve bugün 1 kilo kıymayı yarı fiyatına almak için sıraya giriliyor sabahın 4'ünde. CHP'li belediyelerin halk marketlerinde. Bugün kim kime 1 kilo kıyma veriyor? 18 kilo kıyma hakkınızken sizden alıyorlar.
5,5 çeyrek altını her ay alıyorlar. Her hesabı, ne hesabı yaparsanız yapın, emekliye büyük zulüm ediyorlar. 31 Mart elbette Onur Emrah Yıldız'ın seçimidir. 31 Mart elbette Cemil Tugay'ın seçimidir. Ama 31 Mart en çok da emeklilerin bu iktidara gücünü göstermenin seçimidir. Sadece emekliler değil, 19 liralık mazot ki 4 liradan çıktı, isyanlar ettik. İğneden ipliğe her şey zamlandı. Düşüreceğim dedi. Geldi. Mazot 44 lira oldu. Çiftçi ne yapsın? Şoför esnafı ne yapsın? Kamyoncu ne yapsın? 44 lira yaptı mazotu. Yatlara, kotralara gelince ÖTV'siz. Ama traktöre gelince 44 lira mazot. ÖTV'siz, KDV'siz mazot istiyoruz. Çiftçinin hakkı olan milli gelirin %1'i desteklemeyi istiyoruz. 2023 rakamlarına göre 178 milyar lira ödenmemiş paradır. 2024'te 300 milyar liranın üzerinde bir paradır. Bu paraları çiftçiye ver, vermem. Emekliye ver, vermem. Kime verirsin? Beşli çeteye verirsin. Saray müteahhitine verirsin. Yazlık saraya, kışlık saraya, uçan saraya, yüzen saraya verirsin. Emekliye gelince para yok dersin. Kur korumalı mevduata parayı bulursun. Geçiş garantili otobanların müteahhitine parayı bulursun. Emekliye gelince sen orada durursun. 31 Mart günü sendikta sen bu işin sonucunu görürsün kardeşim. Görürsün. Gençler, Türkiye'de 2,5 milyon genç ne eğitimde ne istihdamda işsiz yaşıyorlar. Türkiye TÜİK'in rakamlarına göre, yani iş aramaktan ayağı patlamış, bırakmış. Onu saymadan ya da haftada 2 saat çalışıyor, cam siliyor, bir harçlık çıkarıyor. Onu işsiz saymadan %9.6 işsizlik hesaplıyor. Ama gerçek geniş tabanlı işsizlik, iş aramaktan yılanlar, geçici işte azıcık çalışanları da katınca işsizlik rakamı %26'ya geliyor. Bu gençlerde %40 civarında işsizlik var. Gençlerin %62'si öğrenimini sürdürürken ekonomik zorluklar çektiğini, yani barınma giderlerini karşılamada, yurtların ücretlerini ödemede ya da kendi yemesinde, içmesinde, internetinde güçlük çektiğini söylüyor. Yine gençlerin %38'i ailesi barınma giderlerini karşılayamadığı için ya üniversiteyi bırakıyor ya bir yıllığına kaydını dondurmayı tercih ediyor. Sinema, tiyatro, futbol maçının biletleri bir yılda %100 arttı. AK Partili belediyeler yapmadı ama CHP'li belediyeler son 5 yılda 61 tane yurt yaptı. Bu yurtlar yeterli değil. İzmir'de de bolca yurt olacak. İzmir'de de gençlerin barınma sorununa belediyelerimiz el uzatacak. İzmir'de de bundan sonra kent lokantaları olacak. İzmir'de de bundan sonra 4 yaşına kadar, 5 yaşına kadar çocuğu olan anneler için anne kartı olacak. Ücretsiz ulaşım olacak. İzmir'de de Cemil Tugay hazırlıyor. Emekli kart olacak. Nasıl Mansur Yavaş sahip çıkıyorsa Cemil Tugay da emeklisine sahip çıkacak. İzmir'de de İstanbul'da ne varsa
Ankara'da ne varsa, CHP'li belediyelerde ne varsa hepsi İzmir'de de olacak, yapılacaklar. Çiğli'de Onur Başkanımıza, Onur Emrah Yıldız'a, Büyükşehir'de Cemil Tugay'a emanet olacak. Ama emin olun, bu şehirde büyümüş genel başkanınızın gözü hep İzmir'in üzerinde olacak. Desteği arkanızda olacak. İzmir, kadınların güvenle yaşadıkları, gençlerin önünün açıldığı çalıştıkları, kimsenin memleketten ümidi kesmediği, aksine her geçen gün umudunu tazelediği bir şehir olacak. Biz ilk önce Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçiminde İzmir'de gençlerle kazanacağız, kadınlarla kazanacağız, her yaştan gençlerin desteğiyle kazanacağız, Atatürkçülerle kazanacağız. Sonra İzmir'den aldığımız güçle Cumhuriyet'in ilk genel seçimlerini hep beraber kazanacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisini iktidar yapacağız. Ecevit'in partisini, İnönü'nün partisini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. Biz Korku İttifakı'nın karşısında Umudun İttifakı'yız. Biz küfredenlere karşı güzel sözlerini hiç bitirmeyenler, umutsuzluk yayanlara karşı umudu örgütleyenleriz. Biz onların yıldırdığı, kaçırdığı gençlere karşı gençlerin umudu olanlarız. Biz Cumhuriyeti kurup onu gençlere emanet edenlerin yolunda yürüyenleriz. Biz gençlere sesleniyoruz. 31 Mart'ta sandığa gelin. İzmir'e sahip çıkın, Türkiye'ye sahip çıkın. Madem gençler çok slogan atmak istiyor, gençler, Korku İttifakı'nın karşısında İzmir'in aslan sosyal demokratlarından, İzmir'in gönlünde, gözünde güneş olan iyi insanlarından, milliyetçi demokratlarından, İzmir'de haramdan yalandan bıkan muhafazakar demokratlardan oy alarak, İzmir İttifakı'nı kurarak, Türkiye İttifakı'nı kurarak, milli takım gol atınca ayağa kalkayan herkesi, filenin sultanları şampiyon olunca gözyaşı akıtan herkesi içine alarak, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, göçmeniyle, yerlisiyle, yeni yerleşimcisiyle, genciyle, her yaştan gençleriyle, tecrübelileriyle, gençleriyle, erkekleriyle ve kadınlarıyla bu Cumhuriyet kentinden Cumhuriyet'e sahip çıkıyoruz. İttifakımızın adı Türkiye İttifakı'dır. İttifakımız gücünü milletimizden, renklerini şanlı bayrağımızdan alır. Kırmızı, beyaz, kırmızı, beyaz, kırmızı, beyaz, en büyük, Türkiye, en büyük, Türkiye. Onur Emrah Yıldız kazanacak, Çiğli kazanacak. Cemil Tugay kazanacak, İzmir kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak. Türkiye kazanacak. Hepinizi seviyoruz. Hepinize güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz. Ve bir hafta süreyle İzmir'in genç adayları için,
İzmir'in tecrübeli adayları için, İzmir'in kadın adayları için, Çiğli'de Onur Emrah için, bütün İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi için çalışın. Hep beraber çalışacağız, hep beraber kazanacağız. Size güveniyorum, size inanıyorum. Çiğli, yükselçin bayraklarınızı, eksik etmeyin ıslıklarınızı, çığlıklarınızı. İşte Çiğli İttifakı'nın adayı Onur Emrah Yıldız. İşte İzmir İttifakı'nın adayı Cemil Tugay. Ve Türkiye İttifakı'nı kuran lider, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel. Türkiye 31 Mart'ta sosyal belediyelere kavuşuyor. Türkiye yeniden aydınlığa merhaba diyor. Türkiye'nin kurtuluşunun önündeki ilk seçimde 31 Mart'ta sandıklara sahip çıkmaya söz mü? 31 Mart'ta rekor kırmaya söz mü? Türkiye İttifakı'nı kazandırmaya, zaferle sonuçlandırmaya söz mü? Gençlik kolları başkanımız dahil dört arkadaşımız seçime renk katan bir işler yaptı. Yani biraz önce söyledim. Birisi bıyıkları inceltti, rozeti çıkardı, Tayyip'i indirdi. Kendisine İzmirli'ye çağdaş biri gibi bildirdi. Bizim gençler bu işe uyandılar. Ellerine bir sprey boya almışlar. Yazmışlar ki Hamza beni acil ara. Recep Tayyip Erdoğan. İzmirlilere benzemeye çalışıyormuşsun Hamza. Bizi acil ara demiş. Bakın şimdi. Gençlik Kolları Başkanı burada. Dört arkadaşıyla bir. Onları burada dördü. Hadi gelin ya. Gelin görsün millet. Koşun gelin. Gelin. Hadi. Alın başkanım oradan. Oradan nasıl geçecekler? Geçilir mi? Hepsi fit olunca tabii geçiyor. Ben olsam geçemem. Şimdi buraya gelecekler. Bu arkadaşlarımız aslında siyasete renk katmış. AK Parti gençlik kolları yazsa bana ne hakaretler yapıyorlar. Ülke ocaklarına ne emirler veriyorlar. Ne olur olmaz şeyler oluyor. Ama kardeşim gençlere kızılmaz. Hamza beni ağacılara, İzmirlilere benzemişin. Bunun kızılacak neyi var? Geçen günde Hamza diyor ki, benden konuşuyor. Yok işte Özgür Bey şöyle demiş, Özgür Bey böyle demiş. Ya dedim Hamza sen yanlış anladın. Bir genel başkanı arayacaksın ama beni değil, kendi genel başkanını arayacaksın. Niye beni arıyorsun? Şimdi dört arkadaşımız burada. Gelin yanımıza. İkiniz bir yana, ikiniz bir yana. Bu arkada fazla mıydınız? Gel. Biz de vardık ama yakalanmadık diyor. Kızlar akıllı. Bunlar yakalanmış. Biliyorum. Kızlar akıllı diyor. Şimdi bir kere kızlar. Bir daha böyle bir işe kalkışınca önce bunları eğitin. Yakalanmadan. Her gruba bir kız koyacağız. Arkadaşlar elbette siyaset biraz rekabet ama biraz da nezaket işi. Partinin gençlerini gözaltına aldırma, sorguya çektirme. Bunlar eğer AK Parti gelirse İzmir'e ne yapacak onu gösteren işlerdir. Benim buradan söylediğim şudur. Bu gençlere kimsenin dokunmaması için Hamza'nın buradan uzak tutulması lazım. Değerli arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Gençlik kollarımız Türkiye'nin dört bir yanında önemli işler yapıyorlar. Ben onlara söz verdim. Sözümü tuttum. Tuttum mu? Dedim ki aday olun gençler. Özgür Başkan, Genel Başkanınız arkanızda dedim. 208 tane 40 yaş altı belediye başkan adayımız var seçilecek yerden. Yine 20 bin belediye meclis üyesinin 6500'ü 35 yaşın altında gençlik kotasında. Bundan sonra söylüyorum. Gençler gelin. CHP'de siyaset yapın. Görevlere talip olun. Özgür Başkan arkanızda söz veriyoruz. Bravo.
sizin yoldaşlarınız, sizin genç arkadaşlarınız, korkusuz gençlerimizle kazanacağız. Yılmayan mücadelelerinin sonucunu 31 Mart'ta alacağız. Çiğli İttifakı'nda Onur Emrah Yıldız'ı belediye başkanı yapacağız. İzmir İttifakı'nda Doktor Cemil Tugay'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız. Kazanan İzmir olacak. Kazanan Türkiye olacak. Kazanan Türkiye İttifakı olacak. Çok 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 teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bizlerle birlikte olduğunuz için. Genel Başkanımızı bağrınıza bastığınız için. Sağ olun, var olun. 30